Merhaba arkadaşlar, benim ismim Ahmet Ünlü, tanıyan arkadaşlarım vardır içinizde. Enes'e 10. sınıf coğrafya defterimizi konu anlatımıyla karşınızda işlemeye devam ediyoruz. Şimdi bu hafta 18. haftadayız. Ne işleyeceğiz? Türkiye'deki toprakları işleyeceğiz. Öncelikle Türkiye'de iklim ve yer şekillerindeki çeşitlilik, toprak türünün çeşitli olmasını sağlamıştır. Yani Türkiye'de iklim çeşidi, yer şekilleri ve bitki örtüleri oldukça çeşitli olduğu için çok farklı toprak tiplerini Türkiye'de görebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi Karadeniz kıyılarında boylu boyunca nem ve yağış fazla olmasından dolayı bu bölgede kimyasal çözülme var. Kimyasal çözülme toprak oluşumunu hızlandırır. Akdeniz kıyılarında hem Akdeniz iklimi var hem de oralarda kalker var. Orada da ne oluyor? Özellikle bilenleriniz vardır. Terra rossa topraklar oluyor. İç bölgelerimizde karasal iklim yaşanan bölgelerde bitki örtüsü cılız, step denilen otlar var. Buharlaşma şiddeti fazla. Oralarda da ne oluyor arkadaşlar? Step toprakları oluyor. İşte bunun gibi iklim tipleri, işte aradaki bir takım engebeli yapıdan doğan mikro klimalar falan farklı bitki türlerinin dolayısıyla farklı toprakların gelişmesini kolaylaştırıyor. Şimdi biz bu toprakları bir tanıyalım. Hem bölgelerine bir bakalım, hem oluşum koşullarını hem de özelliklerini beraberce bir değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle iç kesimlerdeki bakın kahverengi bozkır toprakları. İşte bunlara kestane renkli ya da kahverengi bozkır toprakları da denir. Bunlar step bitki örtüsünün altında oluşuyorlar iç kesimlerde. Bunların olduğu bölgelerde yağış miktarı az, bitki örtüsü cılız, dolayısıyla toprakta organik madde miktarı az oluyor. Buharlaşma şiddeti de fazla olduğu için toprakta tuz birikimi gerçekleşiyor. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar tahıl tarımı yapılır. Yine bozkırlar olduğu için küçükbaş hayvancılıkta yapılıyor. Nerelerde görülür? Adı üstünde karasal bölgelerde, yani Türkiye'nin iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nda kimi yerlerinde bu tip toprakları görmemiz mümkün arkadaşlar. Geçelim kahverengi orman topraklarına. Bunlar yaprak döken ormanların altında oluşurlar. Humus bakımından gayet zengindir. Tarıma uygun, verimli topraklardır. Yıkanma fazladır ama böyle aşırı derecede yıkandığını söyleyemeyiz. Hani bir laterit gibi değildir. Onu söyleyeyim çünkü toprak aşırı yıkandığında verimsizleşir. Kuzey Anadolu dağlarında, işte Marmara'da falan görülür. Bu toprakların şöyle bir sıkıntı demeyeyim de şöyle bir özelliği var. Tamam, humusludur. Humuslu topraklar tarımada uygundur. Fakat buralardaki işte tarım alanlarını hani ağaçları keselim, tarla kazalım falan, tarla kazanalım faaliyetleri bir zamanlar yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde. Köylüler tarafından tabii ki. Ama bu iyi bir şey değil. Yani şöyle, toprağın üzerindeki ağaçlar gittiği zaman toprak savunmasız kalıyor. Yağmurlarla beraber hızla akışa geçen sular o toprağın üstteki o humuslu bölümünü, organik madde biriken bölümünü götürüyor ve dolayısıyla toprak verimsizleşiyor. Yani biz Karadeniz topraklarında ağaçları keselim ya da yakalım, şu bu tarım yapalım, bu doğru bir şey değil. Onun için hani toprak verimli ama tarım toprağı değil. Üzerinde ağaçlar var, bitkiler var, hayvancılık yapabiliriz. Evet, geçelim podzollara. Bunlar soğuk ve nemli bölgelerin topraklarıdır. İğne yapraklı ormanların altında oluşur. Bakın soğuk yerlerde iğne yapraklı orman. Ormanların altında ama humus oranı düşük. Çünkü hani soğuk yerlerde mikroorganizmalar çok yavaş olduğu için ölen bitki ve canları ayrıştıramıyorlar. O nedenle de humus oranları düşük oluyor. Bu nerede görülüyor? Özellikle Batı Karadeniz'de. Ben memleketim bu bölge. Kastamonu'da. Söz ettiğimiz podzol topraklarını görmemiz mümkün. Geçelim terra rossalara, bu biraz önemli. Maki bitki örtüsünün altında oluşan topraklar,
İçindeki demirin oksitlenmesinden dolayı kırmızı renklidir. Organik madde az ama kireç oranı fazladır. Zaten görüyorsunuz Akdeniz kıyılarında Ege'de bir miktar var. Kırmızı toprak. Bütün Akdeniz ülkelerinde bu toprakları görebiliriz. Üzerinde sebze meyve tarımı yapılabiliyor arkadaşlar. Hani çok çok iyi olmasa da hani tarıma uygun bir toprak diyebilirim. Çernezyum. Çayır ve bitki örüsünün altında oluşan topraklardır. Humus bakımından oldukça zengindir. Geniş otlaklardan dolayı hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görülen topraklardır. Bu biraz tabii önemli bir toprak türü. Sınavlarda sorulur bu toprak. Test sınavlarında, üniversite sınavlarında da tabii ki söz ediyorum. Aslında soğuk bir yerde hani Erzurum, Kars ama oradaki çayırların altında bu çayırlar zamanla humusa dönüşüyorlar. Ve çernezyum dediğimiz verimli toprak meydana gelebiliyor arkadaşlar. Geçelim intrazonal topraklara. Bunların hatırlayacaksınız A ve C horizonları vardı. Bunun halomorfik dediğimiz tuzlu olan türü Tuz Gölü civarında oluyor. Pek tarıma uygun bir yer değil. Kalsimorfik topraklar yani kireçli topraklar bunlar da Akdeniz'in o terrarosa olmayan bölümlerinde oluyor. Vertisol'ün Trakya'da olduğunu, o dönen toprağın Trakya'da olduğunu daha önceki derslerimizde de anlatmıştım. Hatırlayan arkadaşlar muhakkak ki vardır. Burada arkadaşlar vertisol sorulabilir. O işte kalkerli araziler doluyor, toprak yarılıyor, aşağı dökülüyor. Sonra yağışlı mevsimde toprak şişince tekrar kayalarla beraber yüzeye itiliyor falan. Dönen toprak dediğimiz vertisol Trakya tarafında. Üzerinde hangi bitkiler yetişiyor? Tabii ki özellikle ayçiçeği. Evet, Türkiye'deki topraklarımıza devam ediyoruz. Rendzinalar yumuşak kireç taşlardan oluşur dedik. İşte Ege ve Akdeniz, Ege ve İç Anadolu kıyılarında, İç Anadolu'da görülür bu toprak. Çok çok verimli bir toprak değil. Hidromorfik de arkadaşlar taban suyunun yüzeye çıktığı bataklıklarda oluşuyor. Taşkın ovalarında oluşuyor. Bu da çok verimli bir toprak değil. Gelelim verimli topraklara. Yani horizonları olmayan azonal topraklara, alüvyal topraklar. Nedir? Akarsuların getirdiği maddelerin hem deltalarda hem de ırmak boylarında birikmesi oluşur. Ve çeşitli besin maddeleri yönünden zengin olduğu için Bafra Ovası, Çarşamba, Çukurova gibi deltalarda oldukça bereketli topraklardır. Regosol, volkanik sahalarda oluşan topraklardır. Yine akarsuların sürükleyip getirdiği topraklar oluyor. Bunlar da Nevşehir tarafında oldukça yaygın arkadaşlar. Çünkü oralarda biliyorsunuz sönmüş yanardağlarımız var. İşte Erciyes, Hasan, Melendiz, Karacadağ, Aksaray'da ki işte neydi? Hasan Dağı gibi. Onun toprakları verimli. Kolüvyal topraklar, dağ eteklerinde biriken topraklar. Bunlar işte birikinti konilerinde yani dağların eteklerinde oluşuyor. Yine bu da verimli bir toprak oluyor. Litosol de burada taşlı topraklar arkadaşlar. Akdeniz, Karadeniz gibi dağlık yerlerde. Evet, topraklar ne işe yarar? Tabii tarım yaparız. Üzerlerinde özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ormanlar olur. Ormancılığa uygun alanlardır. Hayvancılık yapılır. İşte örneğin İç Anadolu'daki o step toprakları üzerine küçükbaş hayvancılık. Erzurum, Kars'taki çayırların üzerinde, o çernezyumların üzerine büyükbaş hayvancılık yapılır. Topraktan çanak çömlek gibi bir takım maddeler üretilir. İşte fayanstır, tuğladır, çimentodur. Hani bu tip işlere yarar topraklar. Yani toprak insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Bir şekilde toprağı kullanıyoruz. Bu arada tabii toprağı korurken, bunun kullanırken erozyonla da kaybedilmesini engellemek gerekiyor. Bu arada erozyon nedir? Erozyon, toprağın verimli olan üst bölümünün yağmur ve rüzgar gibi dış kuvvetlerle zaman içinde bir yerden bir yere sürüklenmesidir. Yani bir anda olmaz, heyelanla karıştırmayın. Erozyon yavaş gerçekleşir. Erozyon tabii eğimli yüzeylerde, yani dik alanlarda, bitki örüsünün cılız olduğu alanlarda, bitkinin tahrip edildiği alanlarda, sağanak yağışlar çoksa ne olur? Bir anda o toprak, bir anda demeyeyim, üstteki toprak yağışlarla sürüklenir gider yani.
Meraları aşırı otlatırsak, o bitkiyi yok edersek biz bunu kolaylaştırırız. Nadas tarımı da kolaylaştırır. Çünkü nadasta biliyorsunuz toprağa bir yıl ekiyorsunuz. Ertesi yıl sürüp dinlenmeye bırakıyorsunuz. O arada toprağın bitki örtüsünü ters düz ettiğiniz için o yumuşak toprak, kabaran toprak yağmur ve rüzgarla taşınıyor. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi, yani şöyle dik bir alanda tarlayı böyle aşağı doğru traktörlerle sürerseniz yağan yağmurlar hızla aktığı için önüne gelen verim toprağı sürüklüyor. Erozyonu azaltmak için tarlaları şöyle eğime dik, yani yan yan sürmek gerekiyor. Anız yangınları, yani anız nedir? Bilenler vardır. Toprağın işte üzerindeki o tarım ürünlerini biçtiniz, ektiniz, biçtiniz. Sapları kalıyor. Onlara anız denir. O anızları çiftçiler yakıyorlar birçok yerde. Halbuki anızları yaktığınız zaman zarar veriyorsunuz toprağa. Hem erozyon oluyor, hem oradaki böcekler, karıncalar, şunlar bunlar yakıyor. Yani anız yakmak suç ama hani çok görüyoruz dağda, bayırda. Bu da erozyonu kolaylaştıran bir etken. Peki nasıl önleyeceğiz erozyonu? Ağaçlandırma yapacağız. Demin anlattığım gibi tarlaları eğime dik, yani şöyle yan yan süreceğiz ki akan suyun hızı kesilsin. Eğimli yüzeylerde taraçalar yapacağız. Taraça nedir arkadaşlar? Onu da şöyle gösterelim. Bunlara teraslama da denir. Şöyle eğimli alan yüzeylerde böyle tabakalar böyle ne yapıyor? Merdiven gibi kazınıyor. Bunu otoban kenarlarında falan görebilirsiniz. Bu iyi bir şeydir. Onların yanında işte başka ne söyleyebilirim? Nadas tarımını azaltmak bir önlem olabilir. Meraları aşırı otlatmamak bir önlem olabilir. Yani erozyonu önlemek mümkün arkadaşlar. Hani insanlar gereken tedbirleri aldığında erozyonla toprakların kaybedilmesini engelleyebilirler. Bunu heyelanla karıştırmayın. Heyelan bir kütle hareketidir. O aniden gerçekleşir ve oradaki sade toprak değil, ana kaya da gider. Evet, şimdi bu konuyla ilgili sorularımız var. Diyor ki arkadaşlar, yağışın çok olduğu yerlerde kimyasal çözümler fazladır. Evet, buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan verilen yerlerden hangisinde kimyasal çözümler fazla? Yani bizden yağışlı yer istiyor. Tabii ki denize yakın yer istiyor. Yani şunları zaten geçtik. 5 mi 4 mü? Yani 5 Trakya tarafı. Oralarda ne vardı? Vertisol vardı. O kurak bölgelerde olur ama 4 numaralı yer aşırı yağışlı bir yer. Ve orada toprak kimyasal yolla oluşabilir. Hem lateritleşmiş topraklar hem de kahverengi orman toprakları o coğrafyada yaygın. İkinci soru. Kurak iklim bölgelerinde toprakta tuz ve kireç birikimi vardır. Buna göre hangisinde tuz ve kireç birikimi daha fazladır diyor. Yani demin sorunun tersi. O zaman biz kıyılara bakmayacağız. Zaten şu 5. numaralı alan Türkiye'nin en kurak yerlerinden biridir. O bölgede buharlaşmaya bağlı olarak su gider, tuz kalır ve toprak çoraklaşır. Step toprakları var hatırlarsanız. 3. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü demiş. Şimdi bakıyoruz. Çayır ve bitki örtüsünün altında oluşuyor. Evet. Organik madde zengin. Erzurum, Kars. Yani ben buradayım diyor bilen arkadaşlarım için. Çok sık sorulan bir toprak. Çernezyum. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Alüvyal deltalarda oluyor, akarsu getiriyor. Litosol taşlı toprak, İç Anadolu'daki kurak bölgelerde oluyor. Podzol, Batı Karadeniz'de soğuk ve nemli bölgelerde oluyor. Terrarossa da Akdeniz'in kırmızı renkli toprağıydı. Geçelim 4. soruya. Kahverengi orman toprağı ile kahverengi bozkır toprakları karşılaştırıldığında kahverengi orman toprağı için hangisi söylenebilir? Şimdi kahverengi orman, bakın orman. Yağışlı yerde olur. Dolayısıyla yıkanma fazladır. Şimdi bunların olduğu yerde tabii ağaçlar var. Dolayısıyla humus oranı da fazladır. Şimdi hem yağış var hem humus var. Doğal olarak nemli bir yer. Tuzluluk da az olur. Toprak daha çok böyle nemli bir toprak türü olur. Bu durumda kahverengi orman toprağı için 3 madde de doğrudur. Karadeniz'de olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Cevabımız da E şıkkı. Evet, 5. sorumuz. Yukarıdaki haritada X'e doğrusunu aşağıdaki topraktan hangisi görülmez? X ve Y, yani Akdeniz bölgesindeki Antalya Körfezi'nden Samsun'a doğru bir hat çizilmiş. Terrarossa. Şimdi Terrarossa nerede arkadaşlar? Akdeniz'in toprağı değil mi?
Halomorfik neydi? Tuzlu topraklar, Tuz Gölü civarında. Alüvyal, alüvyal nerede? Buradaki deltalarda, yani şuradaki Çarşamba Deltası, Yeşilırmak'ın ağzında. Kahverengi orman toprağı, Akdeniz, Karadeniz'de zaten ormanlar var, o da olur ama laterit toprağı, bakın bizde laterit olmaz. Bizde lateritleşmiş toprak olur, o da Doğu Karadeniz'de olur. Hani Orta Karadeniz zaten o kadar yağışlı olmadığı için aşırı yıkanmış laterit toprakları olmaz. Evet, altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi toprak erozyonunun nedenlerinden biri değildir? Şimdi erozyonu kolaylaştıran etkenler. Sağanak yağış dedik. Hızla yağan yağmur oradaki toprağın üst bölümünü zaman içerisinde taşıyabilir. Eğimli yüzey. Düz yerde de erozyon olur. Rüzgar erozyonu ama eğimli alanda ırmağın o toprağı taşıması daha kolaydır zaman içinde. Tarlaların eğim yönünde sürmesi kötü bir şeydi. Aşağı yukarı doğru sürmek yağmurun hızını artırdığı için ne yapıyordu? Erozyonu kolaylaştırıyordu. Cılız bitki örtüsü de zaten erozyonu kolaylaştırıyor. Erozyona karşı yapılacak en etkili önlem neydi? Bitki örtüsünü güçlendirme. Nöbetleşe ekim arkadaşlar. Bu nadasa karşı bir önlem. Yani her sene farklı ürün ekiyorsunuz. Toprağı hiç boş bırakmıyorsunuz. Dolayısıyla nadas yöntemini engellediği için erozyonu azaltıyor. Nadas biliyorsunuz toprakta su biriksin diye bir yıl bekletilir ekilmeden. O arada erozyon artar. Ama siz nöbetleşe ekim yaptığınızda erozyonu ortadan kaldırmış olursunuz. Yani erozyonla mücadele için nöbetleşe ekim yapmak doğru bir önlemdir. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuzu da bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle diyorum.